Merhaba sevgili seyirciler. Artı Eğitim'e hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Profesör Sayın İsmail Göğüş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız sevgili hocam? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben buraya her gelişimde ayrı bir güzellikle karşılaşıyorum. Estağfurullah. Üstelik hayatımda gördüğüm en iyi konservatuvarlardan bir tanesi. Hem fiziksel olarak, doğru, hem içerik ve nitelik olarak. Estağfurullah. Estağfurullah. Sevgili hocam, bugün sizinle müzik eğitimini konuşacağız. Şimdi sevgili seyircilerimizle biz de müzik eğitimi deyince ne anlamamız gerekir? Önce onunla başlayalım isterseniz. Benim geçmişimde de müzik eğitimciliğim var biliyorsunuz aynı zamanda. Evet. Müzik eğitimi deyince ülkenin müzik yaşantısını doğru şekillendirmeye yönelik yapılan eğitimdir. Konfüçyüs'ten bir alıntı yaparsak der ki bir ülkenin müziği bozulmuşsa o toplumda pek çok şey de bozulmuş demektir. Evet. Eğer bir ülkenin müziğini dinamik ve güçlü, güzel tutabiliyorsanız o ülkenin dinamizmini, gücünü hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Dolayısıyla müzik eğitimi insanın yetişmesinde çok önemli olan bir olgudur. Dolayısıyla bütün ülkeler sanat eğitimlerini ve müzik eğitimlerini, bunun yanında sadece müzik eğitimlerini planlarlar. Bu plan dahilinde sanatçı, eğitimci, müzikolog ya da sanat tarihçisi yetiştirirler. Efendim, Türkiye'de tabii müzik eğitimi deyince söylediğiniz şeylerle ilgili gerçekten çok derin bir düşünceye dalmak gerekiyor. Ama biz millet olarak zaten müziği seven bir milletiz. Tabii. Hani böyle hemen hemen her yerde müzik dinlemekten hoşlanan bir milletiz. Tabii. Yani nasıl söyleyeyim? Bizim müzik eğitimimiz sadece bizimle değil. Çok daha derinlere dayanan yenileşme hareketlerimiz de var. Hindemith Türkiye'ye geldiğinde bir konservatuar kurulması için rapor isteniyor kendisinden. Bizimle ilgili bahsettiği şeyleri bilirseniz, işte Türk halk ezgileri şu kadar iyidir, şu kadar iyidir, Türkler çok yeteneklidir, Türkler müziğe çok yatkındır. Bizi bir dolu öven sözleri vardır o raporunda. Dolayısıyla Bela Bartok deseniz öyle. Yani Türkiye'ye gelen herkes Türk insanının müziğe çok yakın olduğunu. Ben yakın zamandan bir örnek vereyim. Salzburg'dayız bugün. Salzburg Yaz Akademisi vardır. Dünyanın en büyük akademilerinden bir tanesidir Yaz, evet, Akademisi. Oradan Profesör Mühlenbach'la karşılıklı sohbet ederken o söylemişti. Hemen hemen buraya gelen her dönem gençler içerisinde en yetenekler hep Türk çocuklardır dedi. Yani bizim yeteneğimiz, müziğe olan yatkınlığımız gerçekten her yerde bilinir. Hatta Bavyera'nın bazı bölgelerinde 5-8'li götemi kuş vardı. Kuk 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 kuk. Bizdeki guguk, evet, çuk kuşuna benzer. Yusuf çuk kuşu. Tabii onun adı da Türk kuşudur. 5-8'li göter. Tabii aslında dünyanın her yerinde müzik bir kere insanlığın evrensel dili. Tabii. Hangi müzik olursa olsun, nereye giderseniz gidin, mutlaka insanların zevklerine hitap eden bir tarafı çıkıyor ortaya. Bakın, ilk insana bakın, ya mağaraya çizgi çizmiştir, ya karşılaştığı bir şeye yalvaran ya da korkutan sesler çıkarmıştır. Evet. Bunlar toplu olarak yapıldığında müthiş şeylerdir. Yani müthiş bir koro güzelliği bulursunuz aslında orada. Yani, evet, düşünün, bir yıldırım düşmüş, kalkıyorlar, tanrılara ayin düzenliyorlar. İşte sonra dinler, semavi dinler geldiğinde her semavi din kendisine has müziğini yaratıyor. Eğitim alanına geldiğinizde gencin geliştirmesi, beyninin gelişmesi, ruhunun gelişmesi için de müzik eğitimleri yapılıyor. Bu doğru. Mesela hep dikkatimi çekmiştir benim, özellikle belgesel kanallarında. Belgeselin arka planındaki müzik belgeselde gösterilenlerin algısını da değiştiriyor. Mesela hatırlıyorum, bir belgeselde bir dalgıç köpek balığının etrafında yüzüyor. İlk planda çok böyle neşeli, güzel bir müzik var. Diyorsunuz ki ya işte bu. Evet. İnsanla doğanın, evet, uyumu. Evet. Köpek balığının etrafında, evet, dönen bir, evet, dalgıç. Evet. İkinci planda müzik değişiyor. Biraz daha gergin, gerici, tabii, bir müzik. Tabii. O zaman şunu düşünüyorsunuz. Biraz sonra bu köpek balığı dalgıça dalacak, ısıracak bir şekilde. Yani müzik öyle bir sihirli şey ki dünyaya bakışınızı ve algınızı da değiştiriyor aynı zamanda. Kesinlikle. Korku filmini düşünün.
içeride bir birileri oturuyor, dışarıdan bir katil gelecek. Orada neşeli bir müzik çalamazsınız. Tabii. Ya orada küçük ikili, 64'lü, büyük yedili gibi disonans seslerden oluşan bazı şeyleri koyduğunuzda oturan ister istemez gerilir. Çünkü bu aralıklar, evet, şeytan aralığı falan dediğimiz aralıklar, insanı gelen aralıklardır. Bunlardan yararlanır müzikçiler. Yani müzik olmasa zaten o algıyı, o heyecanı ve korkuyu alamıyorsunuz. Alamazsınız. Peki hocam, dünyada müzik eğitimi ciddi noktalara gelmiş. Bizim özellikle yurt dışında okuyan öğrencilerimiz dünya müziğiyle tanışıyor. Hem, evet, Türk müziğini dünyaya tanıtıyor, evet, hem de dünyanın müzik konusundaki biriktirdiklerini ülkemize taşıyor. Evet. Evet. Bizim konservatuvarımız çok köklü bir konservatuvar. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve çok dikkatimi çeken bir nokta var. O da yurt dışına giden çok sayıda çok yetenekli öğrencimiz var. Doğru. Bunu neye borçluyuz? Vallahi herhalde Bursa'nın yetenekli oluşuna borçluyuz. Yani Türk insanı çok yetenekli diyoruz ama Bursa'da ayrı bir yetenek var. Yani gerçekten Bursalı çok yetenekli. Sözünüzü unutmayın ama sadece müzik konusunda değil. Evet. Hani bakıyorum edebiyat konusunda da, evet, öyle. Şiir konusunda da öyle. Bursa'nın hangi açıdan bakarsanız bakın kente bir verimlilik var. Bir bereket, bir bolluk var. Bu Bursa'nın havasından mı, suyundan mı, toprağından mı anlamadığım bir şey ama. Kafası çalışır, insanı üreticidir. Evet. Türkiye'nin ikinci büyük sanayi şehridir. Ticaret büyüktür. Eğitim büyüktür. Uludağ Üniversitesi gibi koca bir üniversiteye sahiptir. Osmanlıların başkentidir. Adı Yeşil Bursa'dır. Yani Tanrı Bursa'yı yaratırken biraz özenerek yaratmış. Evet, benim şeyim böyle. Evet. Gerçekten inanışım bu. Bunun içerisinde bu yetenekli insanlara da şu imkanları tanıdığınızda ve kaliteli hocaları getirdiğinizde ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. İşte ne bileyim, İtalya'da çocuklarımız var. Orada artık yaşamlarını rahat rahat sürdürebilecek kadar iyi müzisyen çocuklarımız var. Almanya'da çocuklarımız var. Moskova'da çocuklarımız var. İngiltere'de çocuklarımız var. Amerika'da çocuklarımız var. Bu konservatuvardan yetişmiş çocuklar bunlar. Ve gerçekten peki, de yani bunların hepsi hatırı sayılır gruplarda yer alabilen çocuklar. Evet, ben onların içerisinden en iyi Emre'yi tanıyorum galiba. Evet. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Zükerman'la, evet, Zükerman çalışıyor. Tabii. Yüksek lisansını tabii yapıyor. Evet. İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi'nden oraya geçti. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam Manhattan School of Music'e 4 yıllık bursla kabul edilen 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek keman öğrencisi. Evet, harika. Zükerman'ın da kendisine bir lafı vardır zaten. Ben Amerika'da okuyacak parayı biriktiremem diyor. Senin gibi bir yeteneğe Amerika'da paraya ihtiyaç yok ki diyor Zükerman. Evet. Yani böyle bir çocuk. Evet, Emre'ye de buradan selam ve sevgilerimizi, evet, gönderiyoruz. Evet. Bu hafta zannediyorum burada. Bursa Senfoni Hocam müsaade sonuçta ederseniz buradaki etkinliği de ben sevgili seyircilerimize de duyurmak istiyorum. Buyurun. Bu önümüzdeki cuma programın Perşembe yayınından cuma. Perşembeden cumaya bir Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde bir konser var. Mutlaka katılın, kaçırmayın. Emre'nin de solist olarak yer, evet, aldığı Emre'nin Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri var. Hocam şimdi, evet, ben tekrar müzik eğitimine dönmek istiyorum müsaadenizle. Sevgili seyircilerimiz içerisinde de çocuklarının bir müzik eğitimi almasını isteyen inanıyorum çok sayıda kişi var. Peki ne zaman başlar müzik eğitimi ya da bir çocuğun müziğe olan yeteneğini ya da ilgisini nasıl tespit edebiliriz? Şimdi genellikle çevreden dönütler alınır. En yakın çevre anne babadır. Evet. Yani çocuğu radyoda duyduğu ya da televizyonda duyduğu bir ezgiyi hemen tekrarlar. Ne bileyim, çevresinde duyduğu bir ezgiyi hemen tekrarlar. Bir ritmi hemen vurabilir. Aile bunun farkına varır. Aile farkına varmazsa okulda bir öğretmen farkına varır. Nihayetinde bir müzik öğretmeni mutlaka bu çocuğu bir yerden yakalar. Evet. Yakaladığında ya hoca ders verebilir, ya bir kurs merkezine yönlendirebilir, ya konservatuara yönlendirebilir ki bizim yarı zamanlı olarak düşündüğümüz bir eğitimimiz var, uyguladığımız. İlkokul 3 ve 4. sınıfta çocuklar kendi okullarında okuyorlar. Bizim kurumumuza da işte oradaki derslerinin el verdiği ölçüde boşluk olduğu zamanlarda meslek derslerini almaya geliyorlar. Yani solfej, evet, ve enstrüman derslerini almaya geliyorlar. Biz böylece kitlelere ulaşıp o grubun içerisinden daha böyle bir süzerek tam zamanlıya öğrenci hazırlamaya çalışıyoruz.
aslında bir bakıma yarı zamanlı öğrenci profili sizin tam zamanlı öğrencileri seçtiğiniz bir duruma geliyor. İkincisi çocuk mesela tam zamanlıya geçmese bile gönlünde başka bir şey yatıyordur. Ama en azından hayatının bir döneminde solfej okuyup bir enstrüman çalma becerisini kazanıyor. Evet. Yani bu çocuğun gelecekteki yaşamını çok güzel etkiler. İkincisi belediyelerin çok güzel kursları var gördüğüm kadarıyla. Bütün belediyelerimiz bu konuda çok iyi çalışıyorlar. Oralarda müzik planlamaları yapılıyor. Tabii konservatuardaki eğitimin niteliği ve programlama biçimi biraz daha değişiktir. Çok daha farklı. Daha değişiktir. Peki öğrenciler özellikle ilgi duydukları bir enstrümana karşı mutlaka teknik bir eğitim almak zorunda. Tabii. Hani insanların tabii müziğe karşı ilgisini belirleyen en önemli şey anladığım kadarıyla onların kulakları. Daha doğrusu hani evet, bir çocuğun kulağı var mı yok mu diye sorarlar önce. Evet, evet. Müziğe olan ilgisi ve müzikle ilgili zihinsel aktivitesi önemli burada. Evet, evet. Şimdi çok hoş bir anekdot anlatayım. Bir zamanda bir çocuk bize başvuracak. Buraların velilerinden bir tanesi çocuğun velisine diyor ki ya diyor nereye gidiyorsun? Konservatuvar sınavına sokacağım çocuğumu diyor. Böyle ezbere gidilmez diyor. Hiç olmazsa bir kulağına baktırsaydın diyor. Veli çocuğu kolunu tutup kulak burun bozdukları. Kulak burun bozduklarına götürüyor tabii. Sonra çocuk bizi kazanıyor. Ondan sonra bayağı güzel de gelişmeler yaptı. Yurt dışına evet falan, yani bayağı güzel şeyler oldu. Peki hocam Türkiye'deki müzik eğitimini şöyle bir kadraja koyduğumuz zaman hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Ya da Türkiye'de müzik eğitiminin ya da biraz daha lokal bazda kentimizde, Bursa'mızda müzik eğitiminin eksiklikleri neler? Eksik dediğiniz zaman ben her zaman eksik bulurum. Çünkü hiçbir zaman hiçbir şey tamam değildir. Hani böyle ana hedeflerinden saptıracak çok ciddi bizim problemler olarak karşımıza çıkan mesela bizim operanın satılımımız açık değil. Bizim daha kendi içerisimizde bazı alanlarımızın hocaların yok. Ya yani bu evet hocaları bulmamız lazım. Yeni rektörlük yönetimi bu konuda çok sıcak. İnşallah bunları sağlayabiliriz gibi düşünüyorum. Yani iyi hocayı bulmak, öyle çok güzel bina yapmakla olmaz. Halk türküleri güzel söyler. Neyleyim köşkü sarayı içinde salınıp gezerim yoktur. Yani bu kadar güzel binayı yapıp içine hoca koyamadıktan sonra burası hiçbir şey olmaz. Evet. Dolayısıyla burada yaşayan, burayı yaşatacak o büyük ustaları, büyük sanatçıları bulup getirmek lazım. Biz onların arayışı içerisindeyiz. Bunları bulduğumuzda yeni yeni alanlarımızın açılması gerekiyor daha. O yeni alanlar açıldığında tam bir konservatuar olsun inşallah. Bir bakarsınız sizin tarafta buraya gelir. Umarım. Öyle düşünüyoruz zaten. İnşallah, inşallah. Peki hocam müzik eğitimine başlayan öğrencilerin hayata bakışında ciddi değişiklikler oluyor. Kesinlikle. Bir kere bir sanat ve estetik duygusu gelişmeye kesinlikle başlıyor. Kesinlikle. Hani siz onları çok daha somut gözlemleyebiliyorsunuz. Neler var bunlar arasında? Bir çocuğun tutum ve davranışlarındaki değişiklikler, hayata bakışındaki değişiklikler nasıl yansıyor etrafa? Bir, müzikle uğraşan birisi asla ve asla kötülük düşünemez. Evet. İki, müzikle uğraşan, bakın bir orkestra dersini izleyin, herkes birbirine yardım eder. Yani bu zincirlemedir. Çünkü kendisinin yapacağı bir yanlışı arkadaşının kapatmak gibi bir zorunluluk vardır. Evet. O yanlışı yapmamak için kendisi uğraşırken arkadaşın da yanlış yapmamasına çalışır. Evet. Yani orkestra içerisindeki müthiş bir ambiyans vardır. Bu operada daha da korkunç bir şey. Geçen sene bizim Yarasa Operatı'na geldiniz mi Hacettepe ile beraber yaptığımız? Maalesef gelemedim. Onda mesela sahne altıyla sahne üstünün iletişimi müthiş bir şeydir. Evet. Yani nasıl söyleyeyim? Müzikle uğraşan bir insan çevresini düzgün, en azından düzgün tutar. Evet. Bizim konservatuvarın çevresini gördünüz mü? Gördüm. Gezdiniz. Tabii. Üniversitenin başka bir tarafı öyle mi? Hayır, değil. O zaman başka bir şey var yani bu işte. Her insan her şeyi mutlak surede düzeltmek gereği duyar. Evet. İçi öyledir çünkü. Yani içi bir armoni içerisinde yaşar bir insanın. Etrafı görüşü
diğer insanlar gibi değildir. Bir müzik dinleyişi diğer insanlar gibi değildir. Çevreye bakışı diğer insanlar gibi değildir. Yani baktığında çok sesli, çok ritimli duyan kulak, çok perspektifli, çok renkliyi görür. Çok algılamayı da hisseder. Çoklu algılamayı hisseder. Evet. Yani müzisyen böyle bir şey. Onun içindir hani toplumda alanında ışığı ilk hisseden deriz ya şeye, evet, sanatçı için. Sanatın her alanındaki insanlar toplumdan biraz daha önde yürürler. Ben mesela şöyle bir fikir oluştu zihnimde siz bunları anlatırken. Hani bir armoni, bir uyum var. Tabii. Aslında hayatın bir dengesi var. Kesinlikle. Müziğin kesinlikle de bir akordu ve dengesi var. Kesinlikle. Kişi ya da öğrenci o dengeyi, o akordu yaratmaya çalışırken aslında dünyanın akordunu da sürekli koruma eğilimi içerisinde. Tabii, kesinlikle. Tabii. O dengeyi sürdürme eğilimi içerisinde. Tabii, doğru, doğru. En güzel Atatürk söylemiş. Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Evet. Bunu kesip attığınızda atar damarını kesersiniz zaten. Evet. Ondan sonra da hayat kalmaz. Tabii sanat aslında yaratım demek bir manada. Tabii. Yani. Sözlük anlamı da öyle zaten, tabii, sun kökünden. Tabii. Yaratmaya dayanan bir, tabii, süreç aslında, tabii, sanat. Dolayısıyla sanatla ne kadar çok uğraşır, ne kadar çok zaman geçirirsek hayata bakışımız da o derecede güzelleşiyor. Üretiminiz de o kadar yükselir. Evet. Üretiminiz de şeyde de hani demiştim ya konuşmanın başında Konfüçyüs'ün bir lafı vardır. Bir toplum müziği bozulmuşsa o toplumda pek çok şey de bozulmuş demektir diyor. Atatürk de böyle bir şey söyler. Der, tabii, ki musikiden anlamayan mahlukat insan değildir. Evet. Yani müzikle uğraşmak, sanatla uğraşmak, yani sanatın her alanına uğraşmak, bizim özelimizde tabii müzikle uğraşmak, gerçekten insanın bütün ruh yapısını ve toplumsal durumunu değiştirir. Düşünebiliyor musunuz? Eğer ben bu topluma sürekli disonans sesleri dinletmeye kalkarsam 6 aya kalmaz toplum çıldırır. Evet. Yani tıpkı korku filmindeki gibi ıssız bir dağ başında kaldığınızda eğer rüzgar bu bahsettiğim disonans aralıklardan eserse oradan pek sağlıklı çıkamazsınız. Evde kapının böyle küçük ikili aralıklarla diye kapanması dahi, evet, insanı gerer. Gerer. Yani öyleyse toplum içerisinde müzikal ortamın, müzikal düşüncenin, müzikal düşünüşün çok büyük bir etkisi vardır. Eğitim planlarında müziğe yer vermek bunun için çok zorunludur. Bunun için müzik eğitimi çok önemlidir. Bütün liselerde, bütün ortaokullarda. Peki bugün ortaokullarda bir saatlik müzik eğitimiyle bu amaca ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız. Değil. Ulaşamayız. Liselerde 1-2-3'te birer saatlik bir ders var gördüğüm kadarıyla. Evet. Bununla da ulaşamazsınız. Çok o da verimli geçen gece saatler ya, değil zaten bunlar. Tabii değil. Tabii değil. Yani müzik öğretmeni en arkadaki sıradaki öğretmen, öğrenci görünümünde bir okulda. Hayır. Müzik öğretmeni oranın itici gücü olmalı, olmak zorunda. Evet. İdare bunun önünü açmalı, müzik öğretmeni de çalışmalı. Dolayısıyla o çocukların dinamizmi, okulun dinamizmini daha büyük bir şekilde etkiler. İnanın böyledir. Evet. Hem solo çalışmalarında çok ciddi bir özgüven, tabii, sağlıyor kesinlikle çocuğa. Hem kesinlikle de koro çalışmalarıyla birlikte ciddi bir takım çalışmasının ortağı alıyor. Tabii. Birlikte yaşama alışkanlığı. Yani bir korodaki tını birliğini oluşturmak. Kimisinin sesi parlak, kimisinin sesi mat, kimisinin sesi boğuk, kimisinin sesi gıcırtılı. Bunun içerisinden siz düşünebiliyor musunuz? Bir tını yakalamak zorundasınız. Bir renk, koro rengi yakalamak zorundasınız. Bir tenor rengi, bir soprano rengi, bir bas, bir alto rengi yakalamalısınız. Ve bunun içerisinden de o koro tınısına oluşmak zorundasınız. Bu müthiş bir şeydir. İşte, evet, toplumda tıpkı bu değişik insanların yol aldığı, yürüdüğü bir biçimde kimisi terzidir, kimisi marangozdur, kimisi ustadır, kimisi işçidir, kimisi fabrikatördür. Bunların içerisinde o tınıyı yakalayabilecek, o ambiyansı yakalayacak bir renk bulmalısınız. Ki o zaman toplum güzel gider. Evet. Bazen şöyle düşünüyorum aslında. Toplumu pek mi müzik yaptık yoksa? Toplumu pek mi müzik yaptık? Bana sorarsanız toplumda
o armoniyi yakalayabilmenin, o uyumu, toplumsal uzlaşmayı yakalayabilmenin çok önemli yollarından bir tanesi aslında. Kesinlikle. Müzik. Çünkü ne renk, ne din, ne ırk, hiçbir şey ayırmadan, doğrudan insanların belki de kalplerine hitap eden, tabii, beyinlerine hitap eden ortak bir dil yaratıyorsunuz. Doğru. Dünyanın birçok yerinde birçok farklı ırktan, birçok farklı dilden insanlar tek bir parçanın etrafında toplanıp inanılmaz zevk alabiliyorlar. Tabii, tabii. Bir klasik müziği dinlerken hepimiz aynı zevki tadıyoruz. Niye? Çünkü evrensel dili insanlığın müzik. Tabii, doğru. Ben hatırlıyorum, Amasya'da bir Darüşşifa var biliyorsunuz. Çok eski bir Darüşşifa. Evet. Orada aynı zamanda insanların fiziksel ve psikolojik problemlerinin birçoğunu müzikle tedavi ediyorlar. Doğru. Sesin böyle bir etkisi var. Tabii, doğru, doğru. O yüzden belki de müziği birçok farklı alanlarda da kullanmak lazım diye düşünüyorum hocam. Sadece insanların işte sanat zevklerini okşayan, onların hoşuna giden, onlara zevk veren yönünün yanında aynı zamanda sesin çok daha fazla şeylere kadir olduğunu düşünüyorum. Amerika'da bugün müzik terapi var, ana bilim dalı. Evet. Müzik terapi bir ana bilim dalı olarak okullarda okutulmaktadır. Yani üniversitelerde müzik bölümlerinin içerisindedir. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani hastanelere yetiştirilme görev almak üzere yetiştirilen müzisyen terapistler var. Japonya'da çalışmalar var. Çeşitli bitkileri, çeşitli müziklerle veya ne bileyim sütlerle. Aslında geçen gün benim de aklıma geldi. Bizim sosyal şey sağlık bilgisi müdürüyle beraber bir senato çıkışında veterinerlik fakültesinde böyle bir denemeyi biz de düşündük. Ya yani belki bir proje haline getirip orada uygulayabiliriz. Evet. Oradaki çiftliklerin birisinde müzikleri değişik şekillerde organize ederek hayvanların süt üretimini veya işte yumurta üretimini nasıl etkileyebilirizini araştırmasını yapabiliriz belki. Ya yani böyle tabii bir şey değer. Evet. Ben aslında şuna inanıyorum hocam. Sesin dünyadaki canlılar üzerinde çok farklı bir etkisi var. Hani demin dediniz ya, Japonlar bunun üzerine çok gerçekten çalışmışlar. Çalışıyorlar. Ben bir dergide hala okumuştum yine. Hala çalışıyorlar. Örneğin suyu 0 dereceye indirdiklerinde ortam sıcaklığını, suyun içindeki moleküller kristalleşmeye başlıyor. Ve bu kristalleşme sırasında da iki tip bir uygulama yapıyorlar. Birincisi kötü seslerin ortama verilmesiyle buz kristalleri nasıl bir şekil alıyor ona, evet, bakıyorlar. Bir de güzel, naif seslerin, hoşa giden seslerin yayıldığı bir ortamda buz kristalleri neye, doğru, dönüşüyor, nasıl oluyor? Sonuç çok ilginç. Eğer kötü seslerin olduğu bir ortamsa buz kristalleri o geometrik güzel şekillerinden tamamen kopuyor, saçma sapan şeyler oluşturuyor. Hı-hı, eğer hı-hı, güzel sesler, hoş, naif sesler varsa buz kristallerinin geometrik şekilleri inanılmaz güzellikte çıkıyor ortaya. Tabii. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki ses aslında bütün canlıları çok ciddi bir şekilde, tabii, etkiliyor. Mesela annem, selam ve sevgiler, ellerinden öpüyorum. Çiçeklerine her sabah su verirken onları severek suladığında çiçeklerin çok daha canlı, tabii, çok daha hızlı büyüdüğünü söylüyordu. Doğru. Ama ilgilenmediği zamanlarda işte iş yoğunluğundan vesaire çiçeklerin kötüleştiğinden bahsediyordu. Bu, evet, da bütün canlıların aslında sese karşı ne kadar duyarlı olduklarının bir göstergesi bence. Şimdi ben size bir başka örnek vereyim. Yani tam bilimsel olarak bir çalışma değil ama siz aşağı yukarı bütün fakültelere gidip geliyorsunuz. Evet. Yani göreviniz gereği de bunu yapıyorsunuz. Şuradaki kadar canlı çiçek var mı diğerlerinde? Hayır, yok. Üstelik şu koridordaki çiçekler inanılmaz güzel büyümüşler. Nedeni ne acaba? Her tarafta müzik sesi var. Gerçekten, evet, yani buna keşke bunu böyle bir laboratuvar ortamına alıp deneyebilsek. İnşallah böyle bir çalışmayı da bir gün yaparız. Evet. Hocam ben şimdi biraz daha böyle çapı daraltmak istiyorum ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gelmek istiyorum. Buyur. Burası muhteşem, fiziki olarak inanılmaz güzel bir yer ve bildiğim kadarıyla da Türkiye'de konservatuvar olması için temelden itibaren, tabii, projelendirilen nadir binalardan tasarım bir tanesi. Öyle, tasarım öyle, evet. Nasıl başardınız bunu? Estağfurullah, hep beraber başardık. Kimse başarmadı. Ama hocam biliyorum şimdi yok, hakkınızı savunmak zorundayım. Ben burada her tuğlasında emeğiniz var. Hiç kimse... Burada çalışırken biliyorum ben, ustalarla birlikte yatıp kalktınız siz. Estağfurullah. Ya hiç kimse bir şeyi tek başına yapamaz. Gerçekten. Şimdi burada bütün arkadaşlarımın 1, 2 mimarın, 3 inşaat dairesinin, 4 hem Mete Hoca rahmetlinin hem Kamil Hoca'nın döneminde Müfit Hoca olsun, İrfan Hoca olsun, onların bize çok büyük destekleri oldu. Yani
burada herkes bir şey yaptı. Evet. Yani orada benim yaptığım en güzel bir şey vardı sanırım. Ve öyle bir espriydi arkadaşlar içerisinde. Bir akademi kurulda dedim ki, bizim eski biliyorsunuz yerimiz 150 kellerdi dedim. Evet. O binaya gitmeyene dedim en kötü odayı veririm. Onun için herkes buradaydı ve herkes bir fikir verdi bize. Evet. Dolayısıyla Görkem Hoca'nın olsun, Özgür Hoca'nın olsun, şimdi aramızda yok Mesru Hoca'nın olsun, Gülay Hoca'nın olsun, gerçekten çok büyük şeyleri vardır. Herkesin katkısı var. Evet. Ya onu inkar etmeyelim ama sonuçta çıkan, ha ben burada biraz fazla kaldım. Çünkü benden sonra geleceklere çok iyi bir yer bırakmak istiyordum. Evet. Çok iyi bir yer bırakmak istiyordum. Nitekim dünyada hatırı sayılır bir konservatuardır bu bina. Yani Avrupa'daki birçok konservatuar binasından daha önemli bir akustiğe ve yapıya sahip gerçekten. Evet. Türkiye'de hemen hemen de şey yok. Yani alternatifi yok diyebilirim. Evet. Gerçekten. Geçenlerde bir kitap okuyorum. Şöyle bir ifade geçiyordu kitapta. Sanatçıyı tanımlıyor. Diyor ki, eğer ustanı geçmediysen ve seni geçecek bir öğrenci yetiştirmediysen kendini sanatçı sayma. Hiçbir şey değil. Bu çok önemli. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Sonra tekrar birlikte olacağız. Efendim tekrar birlikteyiz. Hocam, müzik eğitiminin Türkiye'deki yapılanması nasıl? Müzik eğitimi yapılanmasını gelin bir geriye gidip bakalım. Cumhuriyet ilan edilmiş. Evet. 29 Ekim 1923. 6 ay geçmiş. İstanbul'daki padişaha bağlı olan Musikayı Humayun, evet, Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti olarak Ankara'ya getiriliyor 6 ay. Evet. Ondan 6 ay sonra Musiki Muallim Mektebi kuruluyor. Benim okulum dedi. Atatürk'ün benim okulum dediği bir Musiki Muallim Mektebi kuruluyor. Arkasından bir kanun çıkarılıyor. Bu kanunla da konservatuar ve müzik öğretmenliği ayrıştırılıyor. Yani icracılık, sanatçılıkla öğretmencilik ayrılıyor. Arkasından süreleri geçti. Yurt dışına insanlar gönderiliyor. Kanunlar çıkarılıyor. Özel yetenekli çocukların yetiştirilmesiyle ilgili. O evet. Çocuklar geliyorlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'de görev alıyorlar. Onlar öğrenci yetiştirmeye başlıyorlar ve müthiş bir dağılım gerçekleşiyor. Bugün o hareketin getirmiş olduğu neler var? Bir, konservatuarlar var. İki,
eğitim fakültelerinin içerisinde bulunan müzik öğretmenlikleri var veya resim öğretmenlikleri var. Güzel Sanatlar Fakülteleri var. Güzel Sanatlar Fakültelerinin içerisinde ayrıca müzik bilimleri veya işte müzikle ilgili başka alanlar yer almakta. 27 tane çalışan şey var. Müzik öğretmeni ana bilim dalının olduğu eğitim fakültesi var benim tespit ettiğim. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de var. 40'a yakın konservatuvar var. Bunların içerisinden sanıyorum 10 tanesi mi 7 tanesi Türk Müziği Konservatuvarı. Güzel Sanatlar Fakültelerinde müzik birimlerinin de yer aldığı 25 fakülte var. Yani bu nedir biliyor musunuz? Müthiş bir müzisyen ya da bir sanatçı ordusudur aslında. Evet. Ya da sanat eğitimimiz ordusudur. Peki, üstte şimdi rektörlerin tabii vizyonları geniş. Elindeki malzemeyi bulur bulmaz sanata katkı yapmak üzere bir bölüm ya da bir ana bilim dalı ya da bir şey oluşturmak istiyorlar ama altta bunun yeşereceği alanları oluşturmamız lazım. Evet. Yani ilk öğretimde, lisede, ortaokulda bu işin daha fazla yaygınlaştırılması, bu mezunların istihdam edilmesine yönelik de birimlerin çoğaltılması gerekir. Ve dediğim gibi yani haftada çocuk şimdi düşünün, okulu bir mama tabakası olarak düşünün. Bu çocuk buradan çıktı. Servise ya da dolmuşa bindi. 5 durak gidene kadar 50 çeşit müzik dinleyecek. Evet. Okulda öğrendiği birçok şey yavaş yavaş kırılmaya başlayacak, kırılmaya başlayacak, kırılmaya başlayacak. Eve geldiğinde zaten okul bitti. Ya 40 dakika, haftada 40 dakika müzik dersi içerisine alıyorsun. Geri kalan günde 20 saat bu çocuk başıboş müzik alanında. Dolayısıyla bunları organize edecek başka gelişmeler de yapmak zorundayız. Evet, müspet bilimlere gitmek ama müzik müspet bilim değil ki. Değil ki. Müzik de müspet bilimdir. Yani işin içinde bir selam fiziği vardır. Yani bir akustik vardır müziğin içerisinde. Dediğim gibi yani insanı çıldırtabilecek ya da insanı iyileştirebilecek kadar etkili olan bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla çocukları daha fazla sanatsal ortamın içerisinde, daha fazla müzik içerisinde tutabilecek oluşumları da gerçekleştirmemiz lazım. Peki ne yapılabilir örgün hocam eğitimde Onunla ilgili? Bir, müzik dersleri bir kere fazlalaştırılabilir. İki, okuldaki eğitsel faaliyetler değişik bir şekilde yönlendirilebilir. Bunu tabii bakanlığın düzenlemesinin şey var. Buradan bizim onlara akıl vermemiz çok yanlış olur. Ama kişisel görüşüm haftada 40 dakikalık bir müzik dersiyle müzik eğitimi gerçekleşmez. Evet. Benim kişisel görüşüm. Müziğe ayrılan zamanın mutlaka çoğaltılması mutlaka lazım. Tabii aynı zamanda müzik eğitimi yapan kurumlardan mezun olan çocukların özellikle lisans düzeyinde bir öğretmen olma hakları var. Tabii. Formasyon alıyorlar tabii zaten. Tabii birçoğunun öğretmen olma belki hakkı var ama şansı çok az. Dolayısıyla ben şöyle etrafıma bakıyorum. Eğitim fakültelerinin müzik eğitim bölümünden mezun olmuş çocuk ama düğünlerde solistlik yapıyor ya da düğünlere çalışmaya gidiyor ya da gece kulüplerinde çalıyor vesaire. Yani 80 milyonluk bu ülkede 120 bin, 200 bin tane müzik öğretmenini barındırmamak mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Daha, yani bunları birimleri çok iyi organize ederek istihdam edebiliriz aslında. Evet. Biraz ailelerin de galiba bu konuda bilinçlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hani müziğin sadece televizyon ekranında görünen şarkıcılardan ibaret olmadığını... Ama aileyi nasıl yönlendireceksiniz? Bana onu söyleyin. Şimdi ailenin kültürlenme biçimi vardır. Evet. Nedir bu? Gazetedir, dergidir, televizyondur. O zaman televizyon programlarının belki yapımcıların bir kez daha gözden geçirmesine yarar var. Evet. Yani biraz daha böyle sanatsal içerikli, eğlence içerikli değil. Yani eğlence bambaşka bir şeydir. Sanat evet, bambaşka bir şeydir. Onun için de biz de zaman zaman çok değişik şeyler alıyoruz. Çocuklarınız kokteylde çalar mı? Ya benim çocuklarım konsertist yetiştiriliyor. Ben niye kokteyl sanatçısı mı yetiştireceğim? Evet.
Çocuklarınız açılışta çalar mı? Ya karşılama yapacaklar. Ya ben karşılamacı adam yetiştirmiyorum ki. Konservatuar konsertist yetiştirir. Evet. Öyleyse bu çocuğa ben konser yapacaksın, konser yapacaksın derken git de milleti karşıla demek istemiyorum ki. Evet. Yani bunu da basının bizimle birlikte yürüyerek düzeltmesi lazım. Yani evet. Bu bilincin geliştirilmesi lazım. Ailenin ne suçu günahı var? Ya aile evinde izlediği film, televizyondan koyduğu bir film. Ailenin izlediği bir eğlence şeyi, televizyonun koyduğu bir eğlence. Ailenin izlediği bir belgesel, televizyonun koyduğu bir belgesel. Yani evinde başka bir alternatif yok ki. Gazeteyi alıyor, aynı şekilde televizyonu açıyor, aynı şekilde radyoyu açmıyor zaten. İnterneti açıyor, internet bambaşka bir şey. Evet. Dolayısıyla toplumsal yaşantının çok ciddi organize edilmesi lazım. Ama bu tabii illa da benim dediğim gibi yap demek değil. Programları daha kaliteli bir hale getirmenin yollarını bulmalı. Evet, evrensel ana fikirler var mesela. Ben özellikle özel televizyonların yayın politikalarına şöyle göz atınca ilk dikkati çeken şey şu. İnsanları nasıl bir yöne doğru sevk ve idare etmek istiyorlarsa ona uygun programlar yayınlıyorlar. Çünkü insanlar istese de istemese de bir şekilde telkin oluyor. İnsanların algıları değiştiriliyor ve yönlendiriliyor. Ama şu bir gerçek, özellikle televizyon aile eğitimi açısından, toplumun eğitilmesi açısından çok önemli. Çok. Örneğin bir abimiz bir kitap satış merkezinde çalışıyor. Bir gün dedi ki hocam size bir şey anlatacağım ama çok ilginç bir olay. Nedir dedim. Dedi ki geçenlerde bir adam geldi kitap evine. Şöyle yaklaştı yanıma ama adam şöyle bir adam. Beyaz gömlekli, omzuna siyah bir ceket atmış, yumurta topuk ayakkabılar, elinde bir tesbih, tezgaha yaklaştı. Bunu Enver abi anlatıyor. Sonra dedi ki, Shakespeare var mı Shakespeare? Anlamadım önce dedim. Sonra ne istiyorsunuz beyefendi deyince, Shakespeare, onun kitabı var mı sizde diye sormuş. Ha, o zaman Shakespeare'den bahsettiğini anladım ve var ama siz hangi kitabını istiyorsunuz diye sordum adama. Adam dedi ki... Homelet. Ezel dizisinde dayının okuduğu rahmetli Kurtiz'in dizide bir okuyucu olarak Shakespeare okuduğu planlar vardı. Oradan etkilenip dizide dayının okuduğu kitabı okumak istiyor o adam. Hmm. Şimdi bakar mısınız ne kadar ciddi etkili bir şey. Etki yaratıyor tabii, televizyon tabii. İnsanlar üzerinde. Belki müzik eğitimi için de aynı şey planlanmalı. Eğitim, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğini oluşturmak mıdır? Budur. Evet, doğru. Televizyon bir eğitim aracı mıdır? Eğer kullanılırsa, evet. Öyleyse bunu güzel kullanmak lazım. Öyleyse evimizdeki o camı çok iyi dizayn etmek lazım. Çok kaliteli dizayn etmek lazım. Evimize giren gazeteyi çok iyi dizayn etmek lazım. Çocuğun serviste dinlediği müziği çok iyi dizayn etmek lazım. Evet. Yani bilmiyorum. Gelişine bırakmamak gerekir herhalde hocam bunu. Hayır. Hani yani ne çıkarsa karşısına, neyle karşılaşırsa ona göre şekillensin öngörüsü yanlış bir öngörü. Yani bir beyin her şeyi düşünebilir. Ama beyni beyin yapan, insanı insan yapan, insanı sosyal kültürel ortamda etkili kılan şey evet. Sosyokültürel değerlerin bütünüdür, birleştirilmesidir. Evet. Ben o toplum içerisinde olabildiğince özgür hiçbir zaman olamam. Evet. Olunmaz. Olamazsınız zaten. O zaman toplum sizi dışlar. Yani evet. Bir başkasının özgürlük alanına girmeye başladığınızda o zaman orada zaten demokrasi bitiyor demektir. Evet. Ben sizin, siz benim alanıma giremezsiniz. Evet. Dolayısıyla toplumu dizayn ederken de eğitimin nasıl olması gerektiğine her şeyin siz karar vermeyin. Ama o istediğiniz davranışların doğru gelişmesini sağlayacak programları da topluma yedirmeniz lazım. Tabii bir şekilde bunun organize edilmesi gerekir. Basketbolcunun kasları uzun uzundur. Niye? Çünkü öyle yetişmiştir. Tabii. Haltercinin kasları küt küttür. Niye? Öyle yetişmiştir. Evet. Yani toplumda doğru yaşantıyı seçebilen bir insan da
buna göre bir kültürlenmiştir. Evet. Yani insana ne verirseniz insan o yönde gelişir. Doğru. Yani bu eğitimin en büyük çıktısıdır. Öyleyse bu çıktıyı nitelikli hale getirebilecek bütün ortamları siz topluma sunmalısınız. Bu ders programlarından da başlar, televizyondan da başlar, insanın yaşadığı çevreden de başlar. Buna girmemiz lazım. Ha, icracılık nasıl olur? İcracılık çok daha değişik bir şeye çocuğun performansının en yüksek düzeye çıkarabileceğiniz ortamları sağlamak lazım. Evet. Ne gibi? Hani şurada çalışan bir çocukla bu çocuk istekli olarak günde 5 saat çalışır. Ta ben doktora yaptığım yıllarda bir okulda görmüştüm. Püsüyörün önünde trombon çalışan bir çocuk vardı. O çocuk orada zaten 1 saatten fazla çalışamaz ki. Yani çocuğa o mekanı sağlayacaksınız. Çocuktan da çalışma bekleyeceksiniz. Dolayısıyla iyi bir ortam verdiğinizde o insan o yeteneğini en güzel şekilde geliştirir. Bizim konservatuara gelince bir kere ortam çok güzel, hocalar çok nitelikli. İkincisi burada olması gereken enstrümanların eğitimi çok dikkatli seçilmiştir. Yani öncelikle Bursa Senfoni Orkestrası'nın olması konservatuarın oluşmasında çok önemli bir ayak olmuştur. Evet. Bir müddet hocalarımız, hala bile oradan gelip giden hocalarımız var. Bizde hangi ana sanat dalları var? Önce onu söyleyeyim size ben. Bir, ortaokuldan başlayan yani çocuğu 10 yaşından itibaren aldığımız yerli çalgılar var. Evet. Keman, viola, violonsel, kontrbas, piyano, üflemeli çalgılar ana sanat dalını aldığımız flüt, oboa, klarnet, fagot, trombon, trompet, korno ve vurma çalgılar. Bu alanlar ilkokul 5'ten itibaren başlıyorlar çalışmaya. Yani evet. Tam zamanlı program olarak alıyoruz bunları. Lisansa geldiğimizde bunlar devam eder. Lisansta iki ana sanat dalımız daha katıldı bunlara. Birisi Türk Müziği ana sanat dalı, bir tanesi kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı. Şu büyük sıkıntıydı. Hala bile zaman zaman sıkıntısını çekiyoruz ama İstanbul, Ankara, İzmir. Bursa bu üçünün arasında kalmış bir şehirdi. Yani hep şu düşünülmüş. Adamın opera veya senfoni orkestrası ya da işte bilmem bir etkinlik izleme niyeti var mı? İstanbul şuradan 2,5 saat gitsin gelsin. İzmir 5 saat gitsin gelsin. Hayır. Öyle bir şey olabilir mi? Burası Osmanlı'ya başkentlik etmiş. Türkiye'nin en büyük ikinci sanayisi. Bir ihracat şehri. Batı'dan sürekli göç almış. Çok büyük bir şehir. Evet. Yani bir medeniyet var burada. Bu medeniyeti siz gitsin şuradan buradan alsın gelsin etsin denebilir mi? Burası bir kültür merkezi haline gelmek zorunda. Evet. Burası bir sanat merkezi haline gelmek zorunda. O zaman bu büyük sanat insanlarını burada toplayacak kurumlar oluşturmanız lazım. Senfoni orkestrası gibi, tiyatro gibi, güzel sanatlar fakültesi gibi, konservatuar gibi bunları oluşturmak zorundasınız ki buralara o büyük sanatçılar gelsin. Evet. Çok uzun yıllardır bunlar çalışıyorduk. Yavaş yavaş kazanmaya başladık. Yani yurt dışında eğitim gören birçok sanatçı artık Uludağ Üniversitesi'ni tercih etmeye başladı. Çünkü adımız çok güzel yayılmaya başlandı. Evet. Yani gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun. İkili ilişkilere geçtiğimiz, birlikte projeler ürettiğimiz üniversiteler bizi daha yakından tanımaya başladılar. Ha, Bursa Konservatuar demeye başladılar. İyi oldu. Yani zaten ilerleyebilmek için, iyi bir organizasyon yaratabilmek için bütün şartlar var elimizde. Evet. İyi bir konservatuar var. Sanatı seven bir kentin içindeyiz ve her geçen gün Bursa sanata biraz daha bana kalırsa yaklaşıyor ve sıcaklaşıyor. Doğru. Her ne kadar böyle sanayi kenti ifadesi biraz soğuk bir ifade gibi dursa da aslında Bursa sanatı seven bir kent. Halil Bedi yönetkenin 20 senesi Bursa'da geçmiş. Evet. Yani Bursa gerçekten çok büyük sanatçılar üretmiş. Zeki Müren de üretmiş. Halil Cimcözleri üretmiş. Cemal Cimcözleri üretmiş. Adnan Şensesleri üretmiş. Yani o kadar çok şey var ki. Osman Şevki Uludağ. Uludağ evet. Adını veren adamdır yani. Bütün bu büyük insanlar Bursa'da. Öyleyse bu büyük kurumların da büyük bir şekilde Bursa'ya hizmet etmesi gerekir. Dolayısıyla
Bunu biz konservatuar olarak şu ana kadar en güzel şekliyle yaptığımızı düşünüyorum. Yeni rektörlük yönetiminde geçen gün de çok güzel bir olay gelişti. Aslı Hanım'ın da, Aslı Ökember'in de yer aldığı bir çok güzel projeydi bu. BAP'a sanatı ve sporu da soktuk. Evet. Yani bu inanılmaz güzel bir şey. İlk defa demektir ki ben sanatı ve sporu bilim gibi algılıyorum. Evet. Ciddi bir eksiklik bu bakış, ama bu. Tabii bu bakış açısı çok güzel bir şey. Yani üniversiteler yapıya yakışan bir bakıştır. Şimdi artık projeleri daha rahat üretebiliriz. Evet. Daha rahat yaparız. Eskiden proje yapıyorduk, yayınımız yok. Ya benim yayınım zaten konser. Yani 3,5 saat bir yayınımız var mı diye soruyorlar. 3,5 saat değnek çarpacak. Onu yapana kadar da 3,5 ay çalışacak. Evet. Ve bu bilim sayılmayacak. Böyle bir şey var mı? Evet. İçinde hem resim çok olacak, haklısınız. Hem müzik olacak, hem jimnastik olacak, hem bale olacak, her şey olacak. Ve adam 3,5 saat süresince sürekli elini sallayacak, bir orkestrayı ve sahne üstündeki koristleri, solistleri yönetecek. Bütün herkesin sesini ayrı ayrı algılayacak. Evet. Buna ulaşmak için tını birliğini yakalamak için de aylarca çalışacak. Ve ortaya çıkan şey bir bilimsel bir ürün olmayacak. Zaten sanat, zaten bilimdir. Ben bilimin her türlüsünü yaşıyorum içimde. Yani matematiksel düşünce olmadan, matematiksel bir yaklaşım olmadan müzik yapılabilir mi? Bu mümkün mü? Bir felsefe olmadan müzik yapılabilir mi? Resim yapabilir misiniz? Mümkün mü? Evet, mümkün değil. O zaman sanatçının nerede olduğunu üniversitelerin daha iyi kavramasında yarar var. Dolayısıyla gerçekten çok önemli bir şey gerçekleştirdi bu üniversite. Evet. Uzun yıllarda da bunun olmasına çalışıyorduk, biliyorsunuz, siz de içindesiniz. Evet. Aslında şöyle de düşünmek gerekir. Sanat bir daire olarak bütün diğer ilimlerin ortaklaşa birçok şey üretebileceği. Tabii. Yani disiplinler arası bir çalışmanın aslında göbeğindeki, ortasındaki en önemli kavramlardan bir tanesi. Ne yaparsanız yapın mutlaka bir sanatsal bakışı yerleştirdiğiniz zaman oraya dünyaya bakışı değişiyor her şeyin. Projenizin de dünyaya bakışı değişiyor, sizin de dünyaya bakışınız değişiyor. Geçen gün konuşurken, yani bu üniversitede niye bir sanat galerisi yok? Niye yok? Neden yok? Yani rektörlüğün altında bir sanat galerisi var. Evet. Ama gidin bir de İtalya'daki sanat galerilerine bakın. Gidin Fransa'daki sanat galerilerine bakın. İran'dakilere bakın. Yani şimdi rektör beye de bu konuyu götüreceğiz. Geçen gün Sezin Hanım'la beraberdik. Güzel Sanatlar Fakültesi dekan yardımcısı. Yani kullanmadığımız o kadar çok mikroskop var ki. Evet. Kullanmadığımız o kadar çok neşter var ki. Kullanmadığımız eskiye dayalı bu üniversite, 40 yıllık üniversite. Evet. Niye böyle bir müze oluşturmayalım? Evet. Bunun bir diğer gelir kalan kısmı niye bir sanat galerisi olmasın? Evet. Yani bunları ama yapmak zorundayız. Tabii şu tarafı düşünmek lazım hocam orada. Bizim üniversitemizin ciddi bir kurumsal hafızaya ihtiyacı var aslına bakarsanız. Kesinlikle. Yani düşünün 40 yıl geride bıraktık ama dönüp arkaya baktığınız zaman o kurumsal hafızayla ilgili elinizde çok fazla malzeme yok. Tabii. Belki şu andan itibaren bu kurumsal hafızayı oluşturmak için bir çalışma yapmak gerekir. Tabii. Çünkü aradan 1-20 yıl daha geçtikten sonra olacak 60 yıl ve geriye bakacağız yine elimize bir şey yok. İkinci kuşağı kaybetmiş olacaksınız. Aynen öyle. Belki o kurumsal hafızayla ilgili ciddi tedbirler almak lazım, biriktirmek Doğru. lazım. Çünkü Doğru. Uludağ Üniversitesi çok büyük bir üniversite ve çok ciddi potansiyele sahip bir üniversite. O zaman bunu rektörümüze de söylemiş olalım burada. Rektör hocamız zaten detaylarıyla birlikte evet. biliyor konuyu. Evet. Onunla ilgili çalışmaları evet. da hızla sürdürüyor şu anda evet, çok zaten. İyi çalışıyor Çünkü gerçekten. Üniversitenin 40 yılının toparlanması gerektiğini, toplanması gerektiğini de kendisi her seferinde söylüyor bize. Çünkü bunun eksikliğini görerek zaten o koltuğa oturmuş bir hocamız. Evet. Dolayısıyla en kısa sürede bununla ilgili gelişmelere de şahit olacağız diye düşünüyorum. Yani bir tekstil makinasının durumu nedir? Onu çıkarmak lazım. Yani gerçekten böyle bir müzeye ve bir sanat galerisine bu üniversitenin ihtiyacı var. Bir de mesela en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi şu hocam. Bursa ile ilgili bir sıkıntı var. Ben bunun hemen hemen birçok sektörde görüyorum.
Bu sıkıntıların bir tanesi de Bursa'nın İpek'i gibi, İpek kozası gibi bir türlü kozasından dışarıya çıkamayışı. Birçok markası olan bir kent ama bu markalarını yeteri kadar dışarıya anlatamayan, dışarıya çıkaramayan bir kent. Mesela geçenlerde Mustafa Tayyar Hoca ile konuşuyoruz. Aslı Hoca da var. Yani çok kıymetli bir değer Bursa İpek'i. Avrupa'daki sarayların, prenseslerin tabii yüzyıllarca kullandıkları bir malzeme. Ama her geçen gün Bursa İpek'i ile ilgili kan kaybediyor Bursa. Neden tekrar canlandırma yolunda bir takım adımlar atılmıyor? Ben bu konuda da üniversite olarak, çünkü Bursa'nın en büyük ve en köklü üniversitesi Uludağ Üniversitesi. Tabii. Uludağ Üniversitesi'nin yol açması gerektiğini düşünüyorum. Geçenlerde bir Bursa gazetesi 1892 yılında çıkıyor. Murat Emre'nin çıkarttığı bir gazete. Orada İpek'le ilgili çok enteresan bir makaleye tesadüf geldi. Monsieur Pasteur isminde o dönemde Bursa'da yaşayan bir yabancı var. Ve 1890'lı yıllarda ipek gerilemeye başlamış. İpek üretimi düşmeye başlamış. Hatta birçok dut bahçesi, oradaki ifadeyle söylüyorum, bozulmaya ve normal tarla haline getirilmeye başlanmış o dönemde. 1890'da. 1892 tarih. Ve o sıralarda ipek böceği üretiminde, ipek böceği bakımında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu Monsieur Pasteur yeni bir teknik geliştiriyor. Verimi artırmak için. Ve geleneksel usullerle yapılan ipek böcekçiliği bakımı bu Monsieur Pasteur'ün yeni tekniğiyle ciddi derecede ivme kazanıyor. Hatta orada şöyle bir örnek vermiş. Dut bahçelerinin dönümü 300 kuruşa satılırken Monsieur Pasteur'ün bu yeni tekniğiyle tekrar ivme kazanınca ipek böcekçiliği ve ipek üretimi 1300 kuruşa satılmaya başlanmış bir yıl içerisinde. Vay. Ciddi değer kazanmış. Hani belki de bu tip değerlerin ön plana çıkarılarak bütün dünyaya Bursa'nın gerçek değerleri ve gerçek markalarının gösterilmesi gerekir. Evet. Doğru. Burada, doğru. Kesinlikle. Bunda müziğin kesinlikle de çok ciddi bir etkisi ve katkısı olacağı kanaatindeyim aynı zamanda. Çünkü kesinlikle Bursa müziğiyle de aynı zamanda çok kesinlikle bilinen bir yer. Kesinlikle. Hani Bursa'nın türkülerini düşünüyoruz. Hatta hatırlarsınız daha önce de konuşmuştuk. Neden bir Bursa türküleri koleksiyonu ya da tabii bir CD'si bir... Tabii bunun CD'sinin çıkarılması lazım. Çıkarılmıyor. Çünkü yurt dışında tanıtım açısından çok önemli bir konu bu. Tabii bunu Afyon Üniversitesi yapmış, Adıyaman Üniversitesi yapmış. Yani biz de yaparız bunu. Bizim tabii için çok rahattır. Yani bunu çıkarabilmek bizim için çok rahat. Hatta Emre ile ilgili düşünmüştük hatırlarsanız yani böyle bir gibi, proje. Bunları işte proje haline getirebilmek önemliydi. İnşallah bu yeni düzenlemeden, yönergeden sonra bütün bunlara sahip olabileceğiz inşallah. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben ne son demek olarak şunu da hemen sormak istiyorum. Sevgili seyircilerimiz arasında elbette müziğe ilgisi olan ve çocuklarının da müziğe ilgisi olduğunu düşünen izleyicilerimiz var. Onlara Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na adım atabilmeleri için çocuklarının neler tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol takip etsinler? Üçüncü sınıfta başlamadan önce yani ikinci sınıf bittiğinde bize gelsinler. Evet. Bizi görsünler. Biz onları yönlendirelim. Üçüncü sınıfta gelsinler, dördüncü sınıfta gelsinler, beşte gelsinler, altıdan itibaren geç kalmaya başlarlar. Evet. Yedi, sekiz mümkün değil. Hı hı. Yani çünkü küçük yaştan başlayan bir eğitimdir. Bu nedenle Bursalılar bize zaman zaman geç ulaşıyorlar. Evet. Öyle sanıyorum ki biraz daha çok bir kitleye ulaşırız sizin de sayenizde. Daha geniş bir yelpazeden öğrenci alırız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız programımıza. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi ki çok varsınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de öyle. Efendim geldik Art Eğitim'in sonuna. Yeni bir konukla, yeni bir eğitim konusuyla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. So oh.